Yeni yıl özel videom ile Özge Trap'te YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir seriyle yeni yıla giriş yapıyorum. İlk serimin ilk konuğu da sevgili arkadaşım Anna. Hoş geldin. Hoş buldun. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok güzel görünüyorsun. Sen de öylesin. Muhteşem bir video olacağına emin olabilirsiniz. Hem Rus kültürüne ait, yani daha doğrusu Rusya'daki trafik kültürüne ait bilgileri Anna ben sizler için öğreneceğim. Türkiye ile Rusya'yı birazcık trafik konusunda, sürüş konusunda kıyaslayacağız. Ve aynı zamanda Anna'nın bu dikkat çeken arabası hakkında da tabii ki de sizlere bilgi vereceğiz. Dediğim gibi mükemmel bir video ve mükemmel bir serinin başlangıcı olacağına emin olabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden serimize hemen başlamak istiyorum. Başlayalım. W208 ile test sürüşüne başladım. Çok güzel arkadaşım Anna ile birlikte. Annacığım nasılsın? Öncelikle şöyle bir halini hatırını sorarak başlamak istiyorum. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bayağı heyecanlıyım şu an. Hiç heyecan yapma. Ama şöyle, ben de heyecanlıyım aslında. Neden? Çünkü değerli izleyicilerimiz, biz yeni bir seriye başladık. Artık böyle kız kıza araba muhabbetlerimizi yaptığımız yepyeni, sıcacık kız kıza muhabbetlerimizin yer aldığı güzel güzel videoları çekeceğiz artık. Böyle her hafta değişik farklı kadın konuklarımla beraber böyle kız kıza çok güzel arabalarımızı tanıtacağız. Halimizi, hatırımızı soracağız falan. Bence güzel olacak. Ne bence, dersin? Bence de çok güzel olacak. Sen de yeni serimin ilk konuğu oldun. O yüzden yani ben de heyecanlıyım aslında. Evet Annacığım, şimdi ben seni tanıyorum ama izleyicilerim için birazcık kendinden bahseder misin? Kaç yaşındasın, nerelisin falan birazcık anlat kendine. Ne yapıyorsun? Herkese merhaba tekrar. Rusum, 27 yaşındayım. Ankara'da 8 ya da 9 sene gibi yaşıyorum. Rusya'dan taşındım. Rusya'da en soğuk şehirde yaşadım sayılır. Yani tam Sibirya'nın içindeydim. Şimdi şöyle, benim Ege Fiat var, araba. Bir de bu Mercedes. Ege'yi aldatıyorsun şu an bununla. İşte Ege'yi pek sevmiyorum. Mercedes'i daha çok seviyorum. Ya, geleceğiz dur o konulara. Aynen öyle. Başka anlayı anlatayım. Evet. Türkiye'yi seviyor musun? Çok seviyorum. Rusya mı Türkiye mi? Karar ver. Türkiye'yi daha çok seviyorum. Evet. Zaten... Rusya'yı o kadar sevmiyorum yani. Fena değil ülke ama... Yani sonuçta memleketim Türkiye yani. Gibi o sıcak değil. O da sonuçta memleketim. Evet şöyle, gerçekten anlamı gördüğünüz gibi zaten Türkçesi mükemmel. Maşallahın var. Güzellik desen var yani. Türkçe desen var, Rusça desen var. Yok yok, aynı zamanda da sanatla da ilgileniyor kendisi. Biraz evet. Bence ondan da bahset. El sanatlarıyla ilgileniyor. Hatta ben senin sayfanı köşeye ekleyeyim. Oradan merak eden izleyicilerimiz de girip baksınlar diyorum. Ve hemen artık böyle araba muhabbetine hızlı bir geçiş yapmak istiyorum. Bu arada araba muhabbetinden çok, bu zaten arabanın anlatacağın çok şey vardır eminim ki, ama daha sonra da ben Rusya ile ilgili de bir şeyler soracağım sana. Oradaki işte trafiklerle, arabalarla ilgili falan. Bulduk Rus kızı, tabii ki soralım değil mi yani? Merak eden fırsat varsa sormak lazım. Aynen, fırsatını bulmuşum. Sormadan göndermem. Hemen şu soruyla başlamak istiyorum. Neden bu araba? Çünkü bu araba ilk sevdiğim araba, böyle diyeyim. Hı-hı. Onu fotoğrafta gördüğümde çok sevdim. Vay, hem ilk görüşte aşk. Aynen öyle, hem ben yani gerçek aşk olmuş. Hem spor araba, spor arabaları da çok seviyorum. Hem çok hızlı araba yani, inanılmaz. Gaza basınca hemen bir anda yani uçmaya başlıyor. Hem de yakışıyor bana, yakışıyor, ben de ona yakışıyorum. Sana yani her şey yakışır, o konuda bir hemfikiriz de. Şimdi gerçekten güzel bir araba seçmişsin. Anna'nın dediği gibi bir de Ege yası var arkadaşlar. Bir konuda Ege'yi bundan daha çok seviyor olabilirsin. Ege'yi yakıt konusunda Ege'yi daha çok tercih ediyorum, seviyorum. Çünkü daha az oluyor. Mercedes'in maalesef biraz fazla yakıtı çıkıyor. Ama sürüşü daha güzel yani, mükemmel oluyor. Kesinlikle. Bir de Mercedes'te en güzeli koltuk ısıtıcısı var. En güzeli bu. Onu böyle söyleyeyim yani. Kesinlikle sıcak. Hem de kumaş deri değil. Yani deri kumaş değil, normal şey kumaşı. Aha. Hem çabuk ısınır, hem kışın çok soğuk olmuyor, yazın da soğuk olmuyor. Yani güzel. Aynen öyle. Çok güzel bir şey değindin aslında. Hep böyle deri koltukta alışmışız biz koltuk ısıtmaya falan. Aynen. Ama kumaş koltuğun koltuk ısıtması inanılmaz daha keyifli oluyor. Aynen. Değerli izleyicilerimiz. Keyfini bilenler bilir gerçekten. Bu arada hangi donanım paketinde araban? Orta serisi diye biliyorum. Aha. Ama
biraz şeyleri eklemiştik. Yani tam bayağı en son seviyesi gelmiyor gibi evet, sayılır. Spor paket bu arada arkadaşlar. Aynen. İki kapı. Göstergelerimiz var. İki kapı. Kupe bir modelimiz. Burada beyaz göstergeye bu arada ben aşığım Mercedes'te. Hastasıyım. Aa, o sadece spor şeyi markasında. Evet. Bazı donanımlar ekletmişler. Yani orta paket en üst paketin bir alt paketi aslında ama ona ekstra olarak fazla donanım paketi eklemişler. Hı-hı. İşte mesela hemen şuraya bir bakacak olsak biraz arabandan da bahsedelim de üzülmesin. Şey çok ilginç mesela, bilenler biliyordur. Şu tuşla arkadaki kafalıkları indirebiliyorsunuz. O güzel bir özellik bence. İşte far yıkama özelliği var. Ananın dediği koltuk gibi. Koltuk ısıtması da. Koltuk ısıtması var ve iki ayrı koltukta da var. İşte hem de iki türlü var. Biraz ısıtıyor hem de çok ısıtıyor yani evet. İki fonksiyonu var. Hemen böyle elektrikli aynalarımız var. Bu arada bu araba bilmeyenler için hemen söyleyecek olursam 1997 model. Yani 97 yılına bir gidin, bir bakın yani o yılda ne var ne yok. Bu araba yani hiç 97 model gibi bir kere değil. Yani zaten kendini belli eden bir araba ama inanılmaz güzel özellikleri var. İşte bunlardan birisi de işte elektrikli hatta ayna sağ bile solu yani. Da şey elektrik hafıza var. Hı-hı. Yani 1-2-3'e mesela koltuk ayarları falan kaydediyorsun. Hı-hı. Sonra arabaya binince 1'e basıyorsun, senin koltuk ayarı mesela geliyor. O zaman bu konuya gelmişken yavaş yavaş bir anını hatırlasan sanki fena olmaz. Çünkü Anna'nın bu koltuk ayarı ile ilgili bir sanayi anısı var. Bence birazcık ucundan bir anlat yani. Keyiflenelim. Yani şöyle bir hikaye oldu. Bir günde kocamla sanayiye gittik. O Captiva ile gittik. Mercedes alacaktık sanayiden. Böyle ikimiz geldik. Ben Captiva'yı süremiyorum. Yani daha denemedim. Alışamadım buna. O yüzden Mercedes'e bindim. Yani sanayiden Mercedes'i alıp böyle eve gidecektik. O zamanlar alışkın değildin ona. Yani çok değildim. Hı-hı. En fazla 3 ay 4 ay sürüyordum Mercedes'i. Hı-hı. Pek şey değildim. Oturdum. Eşim de buradan arabadan kalkınca koltuk ayarı benimkini şey yapmadı yani düzeltmedi. Ben de onu unutmuşum yani. Çünkü kıyamam ya. Trafik falan herkes acele ediyor. Geç saate gittik böyle falan. Hiç aklıma gelmedi. Böyle çıkıyoruz sanayiden. Tam kavşağa geliyoruz. Ben de dedim ki yani o koltuk ayarı değiştireyim falan. Ve bir anda gaza basıp kocamın arkasına vurdum. Böyle. Evet, Kenan'cığım sana buradan sonra selamları gönderiyorum. Sonra tekrar sanayiye girdi. Ya ama bir şey söyleyeceğim. O an çok üzüldünüz. Evet biliyorum. Belki üzülmüş olabilirsiniz ama bak ne kadar güzel bir anı kaldı. Sen geldin benim YouTube kanalıma konuk oldun. Biz bu anıyı anlattık, eğlendik değil mi? En büyük kaza İlk buydu yani. O zaman. Evet. Allah daha büyük kazalar evet, göstermesin diyelim ki. Evet yavaş yavaş da o zaman şeye gelmek istiyorum. Rusya'daki araba kültürünü birazcık sana sormak istiyorum. Sen sonuçta orada doğdun büyüdün. Yani genel olarak senin yaşadığın tabii şehirden şehire de farklılıklar illaki oluyor evet, ama aynen. Rusya'daki böyle bir trafiği, oradaki insanların trafikteki böyle tavırlarını, hal ve hareketlerini falan birazcık bana anlatabilir misin? Şimdi şöyle, bizim Rusya'da kadınlar da arabayı çok sürüyorlar. Hem de çok güzel. Trafikte pek sinirli değil onlar. Kadınlar mı yoksa kadınlar. Genel mi? Erkekler daha sinirli olur ama kadınlar yine de çok rahat, çok sakin. Şimdi şöyle, taksi şoförü, troleybüs, tramvay yani dolmuş şoförü bile kadınlar olabiliyorlar. Süper. Bu sadece Rusya'da var diye biliyorum. Özellikle taksi şoförü başka bir ülkede bulamazsınız kadın yani. Var var. Ya olan. Türkiye'de de var ama şimdi hiç bak, görmedim. Bak geçen ben otobüs yani videosu falan çektim. Otobüslerde de kadın şoförlerimiz var. Aslında taksilerde de var da yaygın değil. Yani sizde mesela artık çok alışkın insanlar böyle kadın şoförlere evet, falan. Evet. Hatta kadınlar aracı yani arabayı bir şey pemberin gibi boyuyorlar. Öyle geziyorlar yani. Bütün şehirler için geçerli? Bazı bölgelerde mi böyle? Tüm Rusya'da oluyor. Aynen. Süper. Yani şey isteyince tabii ya ki. Ya şey mi? Bu pembe taksiler sadece kadınlar mı kullanabiliyor? Sadece kadınlar hani aynen. Müşteri de kadın olmak zorunda değil mi? Yok. Ha. Yani erkekler de bazen böyle biniyorlar ama çoğu kadınlar tabii ki daha rahat, anladım güvenli hissetsin kendini. Tam güzel bir uygulama. Tebrik etmek lazım. Peki böyle arabalara merakın var mı? Hani müzelere falan gidiyor musun Rusya'da? Var mı böyle değişik? Çok müzeler yok. Sadece Peter'de, St. Petersburg'da var. Bir de Moskova'da 2-3 tane böyle müzeler var. Hatta bir tane retro müzesi var. Çok güzel retro arabaları böyle 90-85 böyle şey yıllar arabaları var. Moskova'da. Oraya gitmedim ama bayağı duydum, çok meşhur. O zaman birlikte gideriz artık. Gidelim. Bir de Moskova'da şey var, bu hurda arabalardan işte bilmem kaç evet, ton. Evet onları da alıp heykeli yapıyorlar böyle evet. Oyuncukları falan o da var ama o yeni müze yani pek şey yeni, bilgim yeni, yok. Aynen ben de yeni okumuştum aynen. Bir yerde ilgimi yeni çekmiştim. Açılmış hatta bu sene mi ya da önceki sene
Yani öyle bir şey. Hı-hı. O yüzden bir şey diyemem bu konuda ama güzel diyebiliyorum. Tamam. O zaman bir şey daha soruyorum. Sen hem bir kadın olarak hem de böyle Türkiye'yi tamam 8 yıldır yaşıyorsun ama sonuçta farklı bir ülkenin vatandaşısın. Hı-hı. Sence Türkler trafikte birbirlerine saygılılar mı? Mesela şimdi sağa geçmek istiyorum. Bir türlü bana kimse yol vermiyor. Yani saygısız. Birazcık aynen. Biraz bize bundan bahset. Biz videomuzu falan geleceğini aynen söylerken öyle de biraz espri yapmıştık işte. Türkler daha saygılı ya da Ruslar daha saygılı. İşte biz birbirimize iddialaşmıştık falan. Şaka bir yana. Sen şöyle bir anlat. Söyleyeceğim. Rusya'da çoğusu yol veriyorlar açıkçası. Böyle doğru söyle. Doğru. Gerçekten doğru veriyorlar. Ama önceden evet, sinyal yakarsın. Böyle bir anda geçmek isteyeceksin tabii ki vermeyecekler. Hatta küfür atacaklar falan. Ama önceden sinyal yakarsın verecekler yani. Erkek kadın olsun fark etmez yani. Tamam. Burada mesela iki kere denedik. Sağ sinyal verdik. Hiç kimse yol vermedi bize. Vermedi. Maalesef. Maalesef. Bir anda da bir trafik oldu. Niye böyle oldu biz de anlamadık. Evet. Genel olarak aslında bir şey söyleyeyim mi? Rusların trafik kültürüyle yani hani Türklerinki birazcık bana benzer geliyor. Ben birbirlerine çok benzetiyorum. Benziyor. Bence iki ülkede de birazcık böyle trafikte birbirlerimize karşı saygı olması gerekenin altında desem herhalde doğru olur. Doğrudur. O yüzden ne Ruslar üzülsün ne Türkler aynen üzülsün tamam mı? Yani genel olarak iki ülkede de ama Rusların da şöyle bir şey var. Rusların mesela bu kaza videoları işte trafikteki kavga videoları falan çok meşhurdur. İnternete bir girip bak bak atacağım ben yani sana videodan açıkçası sonra. Bilmiyorum gerçek mi bunlar yoksa sadece oyun oynuyorlar yani rol yapıyorlar. Gerçek anacığım yani böyle şeyler oluyor. Şimdi sen de kendi ülkeni seviyorsun biliyorum ama Türkiye'yi de seviyorsun. Artık biz seni Türk olarak yok, kabul Türkiye'yi ediyoruz. Türkiye'yi çok seviyorum. Burada. Zaten Atatürk şey imzası yapıştırdım bile arabanın evet arkasına. Gördüm o ve o detayı da hemen ekliyorum. Zaten değinecektim oraya da. Tebrik ediyorum bu arada seni. Teşekkür de ediyorum aynı zamanda bir Türk olarak. Atatürk'e olan sevgini tabii ki ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de buradan anıyoruz. Peki Rusya'da genel olarak hangi arabalar daha çok tercih ediliyor? Bir de bunun nedeninin ne olduğunu düşünüyorsun? Neden? İklim. Çünkü kışın alçak ya da spor arabayla geçemiyorsun orada. Kar 15-20 cm'ye çıkabilir yani. Çok o yüzden mantıklı mümkün değil. Böyle Sibirya gibi şehrinde falan büyük jeep gibi tarz kullanıyorlar arabaları. Çoğusu da Mercedes, işte Lexus çok seviyorlar. Türkiye'de çok az gördüm bu markayı ama Rusya'da bayılıyorlar ona. Range Rover mesela seviyorlar. Spor arabaları var ama çok az. Yani pek görmüyorum. Yani fiyat konusunda da bir şey diyemem çünkü fiyatı orada da seviyorlar ama pek kullanmıyorlar. İşte Honda, Hyundai, böyle Toyota'yı çok Toyota seviyorlar. Çok, Corolla çok tercih ediyorlar. Lada'yı çok ya seviyorlar. Heh, gelelim Lada'ya. Bir tane ben de Lada Samara'yı bir ara kullanma şansım da çok olmuştu. Yani bir yıkık dökük bir araba vardı. Onu bir kullanmıştım. Onunla hatta bir uzun yola gitmiştik ve yazdı. Yani yaz ayında. Allah'ım hiç unutamıyorum. Kavrulmuştum sıcaktan. Lada'yı seviyorlardır ki illaki. Seviyorlar ama bu araba çok pahalı değil. O yüzden yani kimin parası varsa tabii ki Mercedes falan yani alıyorlar. Evet. Öyle söyleyeyim. Kötü değil. Ben hiç sürmedim. Hiç pek bilmiyorum bu arabayı. Arkadaşlarım da hiç kimse yok. Hı-hı. Yani güzel galiba. Fiyat yani şeyine göre yani fiyat performans fiyat, diyebiliriz. Aynen, daha uygun gibi geliyor insanlara. Türkiye'de de en çok Lada Niva tercih edilmiş. Yani en çok satış rakamlarına ulaşan. Ve eski markası sonuçta. Aynen. Ve Rusyan markası. Yani o devletin arabası. Aynen. Bizim de TOG geliyor artık. Onu da bir çekeriz. Belki birlikte çekeriz bir ara. Bakalım o nasıl olacak umarım diyelim. Umarım diyelim. Bence seni sevdiler ya. Yani seni sevmeyen olsun demeyeceğim tabii ki. Kimse ölmesin de tatlı kızsın ya şimdi anlacığım yani. Bence ekrana da yakışıyorsun. Açalım sana da bir YouTube kanalı. Böyle kardeş kardeş. Paslaşalım birbirimize. Ben onu ikna etmeye çalışıyorum da. Bence kameraya çok yakışıyor. Sizce yakışıyor mu? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz mesela. Evet. Ben şimdi sıfır yüz hızlanmasına falan bakacağız. Vallahi Ankara'nın iş çıkışı saatine denk geldik. Kaldık evet, tıkandık. Burada şu karşı tarafa bir gideyim hatta de. Hatta çıkırken başladı trafik. Evet hızlanamadık ya. Hızlanması nasıl? Anlacığım bu 8.4 saniyede hızlanıyor sıfır evet, yüz hızlanması. Evet bir anda hızlanmaya başlıyor. Hatta arkadaşlarım hep korkuyor. Hı-hı. Mesela 10 ya da 15 hızlı gitsem bile yeni gaza basınca motorun sesi böyle güçlü oluyor, bağırıyor falan. Arkadaşlarım korkuyor diyor. O kadar hızlı gitme diyorum zaten. 10'la gidiyorum yani 15'le gidiyorum yavaşım. Sen yok öyle değilsin falan öyle diyor yani. Sen hız seviyorsun o yüzden de sordum yani hemen. Bence bu arabayı tercih etmendeki neden de o. 4 silindirli sıralı silindirli bir araç zaten. Bir de 2300 motoru var. O da yani zayıf değil güçlü motor diyebilirim.
Bir saniye anacığım bak. Eyvah vermiyorlar. Lütfen burada iki tane hanımefendiyiz ya. Bir geçivereyim lütfen. Aa. Utan kendinden. Koskocaman bir arabasın işte yani sen. İşte buradan diyorum. Ben de burada Türkleri övüyorum Ruslara karşı. Yani ne var bir yol versen konuşamıyorum. İşte. Aynen. Bir de iki kere teşekkür daha basın. Teşekkür ediyorum ama bak şimdi o vermedi bu verdi evet. Tamam mı? Veren de var vermeyen de var. Bu birazcık galiba. Ama çoğusu vermeyenler var. İnsanların ruh haline göre de değişiyor anla. Allah. Teşekkür ettim. Gördün mü? Verdiler, yol verdiler. Evet. Yani bu araba bu arada çok güzel. Tamponu falan filan farklı bunun biliyorsun spor paketi olduğu için. Tabii ki değişiklikler var. Arabandan da birazcık bahsetmek istiyorum. Elegant bu arada şey onun evet. Tarzı. Aha. 420 litrelik bir bagajın var. Tatile falan gidiyor musunuz? Genelde bununla mı gidiyorsun? Ege'ye daha çok açıkçası tabii ki geri gidiyoruz. Yakıt ucuz olduğu için. Bir de bu araba yani şöyle söyleyeyim. İki kapı olduğu için biraz daha sıcak oluyor bu öyle arabada. Mi? Bak, evet. Çünkü bilmeyenler vardır. Çünkü dört kapı olan pencere açabilirse dört ama burada iki diyorsun. Tane açılıyor yani. Doğru biraz şey yani. Sıkıntılı. Antalya'ya gittik pişman olduk. Pişman. Öyle söyleyeyim. Boş ver ya. Uzun yolda da Ege'yi seversin. Şimdi ona översin uzun yolda da işte boş ver. Bir ara Ege'yi de tanıtalım. O da o güzel olur. Onunla bir belki seninle uzun yola falan çıkarız. Uzun yol anılarımızı anlatırız. O da güzel olur. Bizim böyle değişik planlarımız var Anna'yla. Ukrayna'ya falan da bir gitmek istiyoruz birlikte. Ama sadece ikimiz. Lütfen. Yani, sadece ikimiz. Olmaz. Kimse olmasın aynen, başka. Aynen. Çünkü arkadaşlar çok kalabalık bir yere gitmeyin ya. Vallahi ben tavsiye etmiyorum size. Böyle kafanıza yatan arkadaşlarınızı alın. İki kişi. Maksimum belki üç olabilir hadi. Üç olsun mu? Olur. Birini buluruz biz. Bizim fotoğraflarımızı çekecek biri lazım. Aynen. Bu üç kişi daha rahat olur. Bu arada araban aşırı rahat. Yani arkadaşlar ben zaten buna bayılıyorum. Ve Mercedes'in bence eski model araçları her zaman daha zengin hissettiriyor. Bunu da neden söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi günümüze baktığınız zaman aslında birçok markada böyle birçok özelliği bir arada bulabiliyorsun. Ama 1997 yılına bir git. Hangi evet. Arabada bu kadar çok özelliği bulabiliyorsun bulamazsın ki? Bulamazsın çoğu. Yani şuradaki yıldızı görmek bile arkadaşlar insan bir ya mutlu hissettiriyor. Evet bunu çok seviyorum bu simbolü. Ya şimdi yeni Mercedes de böyle şey simbolü yapışık oluyor ya böyle. Bunu daha çok eski tipi seviyorum ben. Ben de vallahi çok seviyorum zaten. Dediğim gibi de Mercedes'in bence eski arabaları yani bu 1992, 2000 yılı falan, 1997 yılları. Yani bu arabanın yıllarına gidelim hatta. O zaman böyle bu kadar çok özelliğin bir arada sizlere sunuluyor olması insana herhalde o yıllara da bir gidince, bir düşününce çok güzel hissettiriyordur. Çünkü şimdi ya A markasını alıyorsun, B markasını alıyorsun. Donanım seviyesini de hadi boş ver. Birçoğunda zaten size bunu sunuyorlar. Çok böyle bir ayırt edici özelliği olmuyor. Ama dediğim gibi o yıllarda çok farklılıklar yaratıyormuş gerçekten. Bu arabanın bu arada viraj dönüşleri falan çok iyidir. Mesela evet. Bunun klasmanında bile BMW falan var. Bak şurada kaza almış. Sabahtan beri biz o yüzden trafiğe evet. Kaldık. Onu diyorum işte kesin. Şu karşı yola bir döndüğüm zaman orada bir hız testi falan da yapacağım Anna'yla birlikte. Bunun bir de BMW'de birkaç modeli var. Bununla hep kıyaslanır. Ondan mesela viraj dönüşlerini kıyasladığın zaman her zaman için CLK daha iyi viraj alır. Sen de zaten biliyorsun yani sen kullandığın için. Evet mesela EGE Fiat sağa o kadar dönmüyor sağ sola. Mercedes hemen dönüyor. Hmm. Çok iyi. Hem de yumuşak dönüyor, takılmıyor falan. EGE öyle değil. Onu 2-3 kere böyle yapacaksın evet, çevirmek için. Allah'ım yol açılıyor ve evet. Biz biraz şu arabanın bir tadına bakayım ya. Kaldık trafikte gidemedik. Hemen şuradan döneceğim. Evet, trafikten kurtulduk ve karşı yola geçtiğimize göre artık şöyle bir hızlanalım. Ne dersin? Bakalım. Uçalım. Uçalım Anna. Uçalım arkadaşım. Bakalım dediğin kadar iyi mi araba? Vay! Süzülüyor ya. Yüz kaç? Ya sen bunun tadını almışsın Ege'ye. Beğenir misin Allah aşkına? İşte anlıyorsun şu an. Şehir içinde olduğumuz için. Lütfen şey yapmıyoruz. Kurallara her zaman uyuyoruz. O yüzden fazla hızlanmak istemiyorum ama gördüğünüz gibi anında zaten araba hızlanıyor. Kurallarımıza uymadan da artık hızlanmamızı da test etmiş olduk. Biraz şöyle aksın araba gitsin ya sabahtan beri. Aynen öyle. Arabanın motoru da çok iyi. 193 beygir güç, 280 Nm de tork üretiyor. Muhtemelen 3500 devirden falan sonra maksimum torku yakalıyordur diye düşünüyorum. Bu arada bilenler bilir zaten kırmızı motor diye de bir şey vardır. Kutu açtığınız zaman o kırmızı görünce böyle bir iyice bir sportif hissetmiyor musun? Hı hı. Evet mi? Öyle. Motor diyorsun bir canavar yatıyor bu motorun altında diyorsundur bence. Çünkü gerçekten öyle hissettiriyor. Haklısın. Hiç motora da haksızlık edemeyeceğim. 1997 yılını bir de düşünün lütfen.
Araba akıyor gidiyor arkadaşlar. Daha ne olsun ya? Harika. Valla bayıldım. Bu arabayı zaten satmayı düşünmüyorsun herhalde. Yok. Bunu çocuğuma saklayacağım. Çocuğuna saklayacağım. Aynen. Ama çocukları bulamaz artık olursa... Bulamaz çünkü çocuğum böyle bir arabayı. Bulamaz gerçekten. Bir de siz çok temiz bakıyorsunuz. Sen de Kenan da öyle. Gerçekten bu seviyede, bu temizlikte bu kadar yıl eski bir arabayı bulmak oldukça zor olsa gerek. Değil mi? Aynen öyle. Evet, el freninden bahsedelim biraz. Bir de onunla da bir ilgili anın var senin. El freninden de bahsetmek istiyorum o aşamada. Daha doğrusu ayak freni desek herhalde daha doğru olur. Onu da anlatsana izleyicilerimize hikayeni. Şimdi şöyle, el freni sol tarafında. Ve 97 zamanlarda öyle çok yoktu böyle arabaların soldaki el freni. O yüzden otoparka arabayı getirince çoğu çocuklar, yani oradaki çalışanlar bilmiyorlar el freni nerede. Ve bir kere böyle getirdim. Adam el freni çekmedi. Gaza basınca araba az kalsın çöp olacaktı. Motoru çünkü bağırdı yani. Bu motora zarar geliyor. Canın ben acıdı sonra, değil mi orada? Üzüldün değil mi bayağı arabada? Ben çok üzüldüm. Hatta arabanın arkasına geçtim. Böyle durdurdum arabayı falan. Çünkü çok zarar görüyor bunu. Evet. Sonra evet, dedim ki çalışana, siz niye el freni çekmediniz? Ya. Ablacığım bulamadım. Diyorum niye o zaman sürdünüz arabayı? Keşke sorsaydınız, buradaydım. Ay özür diliyorum falan filan dedi ama ya, bu bilememiş yani, ama tabii ki yani bu tarz biraz gibi, şey yani oluyor, kötü oluyor. Kötü oluyor. Ve insanların aslında şey yok burada, yanlış bir şey yok çünkü gerçekten öyle arabalar kalmamış sayılır. Hı-hı. O yüzden bir şey de diyemiyorum ama bayağı üzüldüm arabamı. Yani arabasına çok düşkün, çok seviyor. Tam bir arabacı diyebilirim. Gerçekten bu arada şanzımanın motoruyla uyumu da çok iyi. Biliyorsun evet. O yıllarda böyle düzgün şanzıman bulmak da zor anacığım. Yani hani hemen şurada da bak W ve S tuşları var. Bunu bilmeyenler için söyleyecek olsam S tuşu standardı gösteriyor. W de winter gösteriyor. Winter'da da mesela şöyle oluyor. Kullanıyorsundur illaki sen kışın bunu. Evet. Bunu aldığınız zaman arkadaşlar winter'da direkt araç ilk kalktığı zaman ikinci vitesle kalkıyor gibi düşünün. Yani hani artık yoldaki kayganlıktan falan böyle arabanın daha böyle yüksek devirde kalkmasını sağlıyor bizlere. Hatta yokuşta falan da çok iyi araba. Aha. Geriye hiç gitmiyor. Bir anda geride böyle ileri geliyor. Çok doğru söyledin. İyi ki de hatırlattın onu. O zaman yavaş yavaş üzülerek de videomun sonuna doğru gelmeye başladım Anna. İyi ki videoma konuk oldun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Sen de umarım güzel, keyifli zaman geçirmişsindir. Çok güzel geçirdim. Teşekkür ederim size. Yani ben sana teşekkür ederim. Enerjin süperdi. Muhtemelen izleyicilerim de seni çok sevmiştir. Sevdiniz değil mi? Umarım. Yorumlar kısmında belirtin ve bu güzel serimin tabii ki de devamı gelecek. Eğer benimle birlikte, burada kadın izleyicilerime sesleniyorum. Benimle birlikte Anna gibi böyle kız kıza hoş sohbet etmek istiyorsanız, arabamı çok seviyorum diyorsanız lütfen bana bu videonun altına yorum yaparak ya da Instagram üzerinden mesaj atarak ulaşın. Birlikte güzel videolar çekelim diyorum ve eğer YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayın diyerek, sizlere de bunu hatırlatarak, sizlere kocaman öperek Anna ile birlikte hoşça kalın diyorum. Bay bay.